Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ben Fırat. Bu videoda MSI laptoplarda hız aşırtma, yani overclock nasıl yapılır, bunu anlatacağım arkadaşlar. Evet, overclock nasıl yapılır? Hem işlemciye hem ekran kartına, ikisine de göstereceğim. Ama ilk başta şunu söylemek istiyorum. MSI laptoplarda overclock nedir? Bunu bir kısaca tanımlayayım size. Arkadaşlar, overclock İşlemci ve ekran kartının normal çalıştığı frekansların üstüne çıkmasıdır. Yani şöyle bir örnek vereyim. İşlemci 3 GHz hızında çalışıyor diyelim. Siz buna overclock yaptığınız zaman işte 3.20 GHz, 3.30 GHz artık o sizin yapacağınız overclock'a bağlı. Bunun üstüne çıkartmaya hız aşırtma diyoruz biz. Yani overclock diyoruz. Peki hız aşırtmanın faydaları ve zararları nelerdir? Kısaca ondan da bahsedeyim size. Aslında şöyle diyebiliriz. Zararı faydasından çok. Yani gerçekten öyle. Yani birazdan da detaylı bir şekilde anlatacağım bunu. Şöyle diyeyim kısaca. Faydasından örnek vereyim ilk başta. Mesela bir videonuzun kurgusunu yaptınız. Tamam mı? Montaj işlemi bittikten sonra dediniz ki render alacağım, hani çıktı alacaksınız. Normalde diyelim ki video 2 saatte render alıyorsunuz. Hani bilgisayarı ayarlıyorsunuz, işlemciyi, performans şeyini alıyorsunuz falan. 2 saatte render alıyorsunuz. Overclock yaptığınız zaman bu süre kısalıyor. Yani bilgisayardan daha fazla performans alıyorsunuz. 2 saatte aldığınız render'ı İşte 1 saat 40 dakikada veya 1,5 saatte falan alabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey mi? Bence çok güzel bir şey. Ama işlemci ve ekran kartı çok ısınıyor. Yani siz şimdi render üzerinden gidersek render alırken bilgisayar işlemciyi kullanıyor. İşlemci gerçekten çok ısınıyor arkadaşlar. Yani iyi bir soğutma yapmazsanız işlemciyi yakma ihtimaliniz bile var. Bir soruyu daha cevaplayayım. Overclock yapmak İşlemci ve ekran kartının ömrünü kısaltır mı? %100 kısaltır. Yani örnek vereyim. 10 sene gidecek olan bir işlemci veya ekran kartı, siz sürekli overclock yaparsanız veya ara ara overclock yaparsanız bunun süresini 9 seneye veya 8 seneye düşürebilirsiniz. Bir soruyu da şöyle cevaplandırayım. Overclock yapmalı mıyım? Bana kalırsa overclock yapmayın. Çünkü dediğim gibi yararından çok zararı var overclock yapmanın. Ama işte bu tarz işler için acil bir işiniz vardır. Birine montaj yapıyorsunuzdur, kurgu yapıyorsunuzdur, bir iş teslim etmeniz gerekiyordur. O zaman overclock yapabilirsiniz. Hani süreyi kısaltmak adına, daha hızlı render almak adına overclock yapabilirsiniz. Onun haricinde oyun oynarken vesaire günlük işlerde zaten hiç önermiyorum. Benim tavsiyem overclock yapmayın arkadaşlar. Normal bir şekilde kullanın. Evet, bu video hakkında bana sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmına yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize cevap vermeye gayret göstereceğim. Onun haricinde bana özel olarak sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki sosyal medya adreslerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet, bu videomuzda MSI laptoplarda overclock nasıl yapılır, nereden ve nasıl yapabiliriz bunu anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar, overclock yapabilmemiz için bizim bir tane yazılıma ihtiyacımız var. Ki bu da MSI yazılımları, yani MSI'nin yazılımlarından bir tanesi. Yazılımımızın ismi Dragon Center. Bakın şuradan göstereyim ben, açayım hatta yazılımı. Dragon Center, bunu nasıl indirebilirsiniz? Daha önceki videolarımızda var. Şuradaki bağlantıya tıklarsanız MSI yazılımları adlı oynatma listemize gidebilirsiniz. Bütün yazılımları inceledim arkadaşlar. Hepsini incelemeye de devam ediyorum. Oraya tek tek video ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dragon Center'ı açtık. Tamam mı? Bende bu şekilde açılıyor. Benimki Prestige serisi bir bilgisayar. Sizinki gaming olabilir. Yazılım farklı şekilde görünebilir. Hani o açıdan ufak tefek değişiklikler olabilir. Ama şu kısım burada aynı. Bakın. System Tuner diye bir kısmımız var. Genelde bildiğim kadarıyla bütün MSI yazılımlarında, yani bütün modellerindeki Dragon Center'larda burası bu şekilde. System Tuner'a giriyoruz. Shift teknolojisi var. Shift teknolojisinin de videosunu çekmiştim. Nedir, nasıldır diye. Ona da MSI yazılımları oynatma listemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burayı zaten anlatmıştım o videoda. Şimdi buradan yapacağımız iş Turbo mod.
Evet arkadaşlar, buradaki turbo mod. Evet, turbo modu seçtik. Şimdi overclock nasıl yapılır onu göstereyim sizlere. Şimdi şurada bir dişli çark çıktı bende. Sizde farklı şekilde de görünebilir. Bu dişli çarka tıklıyoruz ve karşımıza turbo mod ayarları açılıyor. Şimdi dediğim gibi bunu Dragon Center'dan yapıyoruz. Hani başka yerlerden de yapılabiliyor. Onlar biraz daha riskli iş, oraya da geleceğiz. İlk başta buradan göstereyim ben size. Şimdi bu üstteki seçenek Core Clock Offset diyor ya, bu işlemciye overclock yapıyor. Bakalım mesela işlemci benim bilgisayarda 150 MHz'e kadar limit koymuş. Yani 150 MHz'e kadar overclock yapabiliyorum ben işlemci. Alttaki de ekran kartı. Ekran kartında 250 MHz'e kadar overclock yapabilirim. Bunlar küçük değerler. Zaten hani yasal değerler diyebiliriz. MSI aslında ona göre ayarlamış, bu programda kendi kendine ayar yapmış. Hani diyor ki bunun üstüne çıkmayın. Overclock bile yapacaksanız bu ayarların üstüne çıkmayın diyor. Default olarak zaten 0 görünür burada. Default seçeneğine tıklarsanız. Şimdi bunları ben böyle çektim. En yükseğe çektim, tamam mı? Dismiss denilen kısım ayarı kaydetmeden çıkıyor. Save dediğimiz zaman da ayarı kaydediyoruz arkadaşlar. Bakın save'e tıkladığımız zaman overclocking warning diye bir uyarı geliyor karşımıza. Burada overclock yaparken işte diyor ki sistemin stabilizasyonu kayabilir. Hani sistem stabil çalışmayabilir diyor turbo, bu şeyde turbo modda. Ben burayı şöyle söyleyeyim size. Overclock yaparken bilgisayarınıza herhangi bir zarar verirseniz garantiden çıkar. Tamam mı? Burası açık ve net. Yani garantiden çıkıyor. Diyelim ki overclock yaparken işlemcinizi yaktınız veya işlemci arızalandı. Garantiye girmiyor arkadaşlar. Garanti bitiyor. Ben bunu burada onu da söyleyeyim. Garantiniz varsa overclock yapmayın. Yani çok açık ve net söylüyorum bunu. Eğer ki garantiniz bitmişse o zaman yapın da demiyorum ama hani yapacaksanız garantiniz bittikten sonra yapın. En azından öyle olması daha iyi. Şimdi ben buradan confirm dedikten sonra şu anda bilgisayarıma overclock işlemi gerçekleştirdim. Onu da size hemen şuradan göstereyim. Bakın işlemci şu anda 3.49, 3.51, 3.52. Bakın frekansı görüyorsunuz değil mi? Bu frekanslara çıkıyor. Şimdi bir oyun üzerinde de örnek vereceğim size. İlk başta şunu göstereyim. Bakın comfort'ı aldığımız zaman yine aynı mı? 3.42, 3.44. Şimdi bu oyunda daha çok belli olacak arkadaşlar. Oyunda göstereceğim size bunu. Heh, bir de şunu söylemek istiyorum. Turbo mod açıkken bilgisayarımızda Cooler Boost diye bir tuş var. Her MSI laptopta olması gerekiyor. Belki çok eski modellerde olmayabilir. Bu Cooler Boost tuşuna bastığımız zaman işlemci fanı ve ekran kartı fanı maksimum devirde dönmeye başlıyor. Yani overclock yapacaksanız bilgisayarı gerçekten iyi soğutmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben mesela ne yapıyorum? Bir kere denemiştim overclock yapmayı. O da oyun oynarken hani gerçekten fark ediyor mu diye. Ufak bir fark oluyor. Zaten göstereceğim onu da size. Benim şöyle göstereyim. Bir tane mini fanım var. Tamam mı? Bu fanı bilgisayarımın üst klavye olan kısmını soğutmak için kullanıyorum bunu. Bir diğeri de Cooler Boost'u açıyorum. Bu şekilde de bir soğutma yapıyorum. Sizin ayrıyetten laptop soğutucunuz varsa, o laptopların altına konanlar var ya, bunlardan varsa bunu da çalıştırmanızı öneriyorum. Overclock yaparken bunların üçünü de çalıştırın arkadaşlar. Şimdi şu konuya bir daha değinelim. Diyorsunuz ki ben buradan overclock yapmak istemiyorum. Burası beni kesmiyor. Ben daha fazla nasıl overclock yapabilirim? Nereden overclock yapabilirim? Şimdi normalde bilgisayarların BIOS'undan overclock yapabiliyorsunuz ama laptoplarda bu kısım kapalı arkadaşlar. Yani benim bilgisayarımın BIOS'unda da bu kısmı bulamıyorum. Normalde voltajlarıyla oynuyorsunuz işlemci ve ekran kartının, ki burası çok riskli bir alan. Ya burayı hiç önermiyorum. Buraya hiç girmeyin. Ancak bu işlerden anlıyorsanız hani bu kısmı o şekilde önerebilirim. Onun haricinde bu kısma kesinlikle girmeyin. Hani en sağlıklısı overclock bile yapacaksanız buradan yapmalısınız arkadaşlar.
zaten laptoplarda yok. Ama diyorsunuz ki bir program yok mu? Hani ben daha fazla overclock yapmak istiyorum. Intel'in Extreme Tuning diye bir programı var. Bu program sayesinde daha fazla overclock yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere bir tane oyun üzerinde hız aşırtma yapacağım. Oyuna ne gibi farkları olacak, ne gibi artı özellikler, eksi özellikler katacak, hepsini bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi MSI overclock özelliğini bir tane oyun üzerinde göstereceğim sizlere. Şimdi ilk başta burada bir yazılımımız var, MSI Afterburner. Bu yazılım sayesinde oyundaki FPS değerlerinizi, ekran kartı sıcaklığınızı, işlemci sıcaklığınızı, ekran kartı kullanımı, işlemci kullanımı, RAM kullanımı gibi bütün değerleri görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu programı açtım. Şuradan da Dragon Center'larda bakın turbo modu açtım. Kaydet diyorum, evet diyorum. Şu anda fanlar otomatik modda. Birazdan cooler boost'u alacağım. Sıcaklıkları göreceğiz. O şekilde sizlere gerekli bütün şeyleri göstereceğim. Şimdi benim bilgisayarın işlemcisi birazcık tozlu. Onu da söyleyeyim ben. Hani baştan size bunun bilgisini de vereyim. Oyunumuz Need for Speed. Yeni çıkan bir oyun. Yani şu videonun çekildiği tarihte en azından yeni bir oyun diyebiliriz. Evet, şu anda sol üst köşeye bakın. Değerler geldi. Ekran kartı sıcaklığı, ekran kartı kullanımı, işlemci kullanımı, RAM kullanımı, bir de FPS değeri. Şuradaki de saniyede ne kadar süre içinde çizildiğini gösteriyor. Yani bir karenin ne kadar milisaniyede çizildiğini gösteriyor arkadaşlar. İşlemci sıcaklığı, işlemci kullanımı, burası işlemci frekansımız, bu da işlemcinin kaç watt güç tükettiği, hepsini orada yazıyor. Şimdi bakalım oyunda nasıl olacak. Bakın 85 dereceye çıktı. 83-85. Hani bunun biraz da tozlu olmasına yoruyorum. Ayarlarımı da göstereyim size. Şu şekilde. Pardon. Geçemiyorum. Oto demiş. Ben bunu medium alıyorum arkadaşlar. Ayarlarımız da bu şekilde. Medium ayarlarda. Full HD çözünürlükte. Offline olarak bir girelim. İsterseniz ilk şöyle yapalım. İlk başta comfort modda açayım. Bir yere getireyim aracı. Orada ne kadar FPS veriyor. Daha sonrasında overclock yaptıktan sonra ne kadar FPS veriyor. Onu da o şekilde göstereyim. Şu ön yükleme sahnesini bir geçsin. Evet, oyun şu an açılıyor. İşlemci anlık olarak 88'i gördü. 90'a çıktı. İnanılmaz. 90 dereceyi gördü işlemci. Tamam. Şimdi şuradan bir çıkalım. 88 derece. Bakın. İşlemci resmen yanıyor. Harbi diyorum. Şimdi benim kullandığım ekran kartı GTX 1050. Bir de işlemcim de 7. nesil Core i7-7700HQ işlemcimiz. Şimdi hemen şurada göstereyim size. Evet, şu anda bakın FPS'imiz 34-35 derece. Şimdi hemen masa üstüne dönüyorum. Buradan Dragon Center'a geliyorum. Comfort yapıyorum. Comfort modu aldım şu anda. Yani bilgisayarın normal modunu aldım. 35-34 FPS'te bakın 31 FPS'e düştü. Gördüğünüz gibi şu anda 31 FPS'e düştü. Evet, şimdi tekrardan işlemciyi ben turbo moda alacağım. Şu şekilde turbo moda aldım. 31 FPS'e düşmüştü. Bakın 34 FPS'e çıktı yine, gördünüz mü? 34 FPS'te. Yani fark oluyor mu? Evet. Yani 3-4 FPS oynatıyor. Hani 3-4 FPS için overclock yapacaksanız yapabilirsiniz. Onun haricinde işlemci sıcaklıklarını görüyorsunuz. Şu anda benim ekran kartı ısınmıyor ama işlemci çok ısınıyor. 88 derece, 85 derece, anlık olarak 90'ı görmüştü. Evet, şimdi Cooler Boost özelliğini açacağım. Hemen hemen bütün MSI tuşlarda burada oluyor. Buna basıyorum ve fanların hızı şu anda maksimum devire çıkıyor. Arka taraftan size çok fazla bir fan görüntüsü geliyor olabilir. Şimdi bakalım sıcaklıklar ne olacak. Evet. Şu anda Cooler Boost açıkken oyun oynuyoruz.
Sıcaklıklar 80, 82, 85. Hatta biraz da hız yapıyoruz ki işlemci hepten zorlansın. Şöyle çimenlere girelim. Ah! Orada büyük bir kaza oldu. Anlık olarak 87'yi gördü. Evet. Şu an çimenlerde. Yani şu anda turbo modda oynuyoruz. Evet. İşlemci 86'yı gördü. 90'ı daha hiç görmedi arkadaşlar. 90 derece hiç olmadı işlemci. Yani herhalde bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Şöyle toz yapalım. Birazcık da toz kaldıralım. Tozlarda da kasıyor çünkü. Evet. Evet. Yani Cooler Boost özelliğinin demek ki etkisi oluyor. Gerçekten etkisi oluyor. Onun haricinde o size videoda gösterdiğim fanı da kullanmanızı öneriyorum. Bir mini fan alarak bilgisayarın üst kısmını soğutabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Oh. Neyse. Şöyle bırakalım. Evet. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.